Bismillahirrahmanirrahim. Yine hizmet rehberinden, laikalardan, diğer risalelerden parça parça alınmış hizmet düsturları olarak ortaya konmuş, abilerimiz tarafından yazılmış, hazırlanmış hizmet rehberinden bazı parçalar okuyarak üzerinde duracağız inşallah. Ben tahmin ediyorum ki, diyor Üstad, eğer Şeyh Abdülkadir Geylani radıyallahu anh ve Şah-ı Nakşibendi radıyallahu anh ve İmam Rabbani radıyallahu anh gibi zatlar bu zamanda olsa idiler. Nasıl bir zaman inkar-ı uluhiyetin bütün dünyada hakim olduğu bir zaman. İnkarcılığın Rusya'da, Çin'de, yarı Avrupa'da sistem haline geldiği bir zaman. İşte bunların yazıldığı dönem. Üstadın Bağdat'ta olduğu zaman mektubattan almış çünkü bu yani. 1927'den 35'e kadar olan zaman. Dünya komünizmin pençeleri altına giriyor. Dünyanın diğer taraflarında da çok rahat değil. Türkiye'de durum rahat değil. Efendim, inkarcılık almış yürüyor yani. Ben tahmin ediyorum ki eğer Şeyh Abdülkadir Geylani radıyallahu anh ve Şah-ı Nakşibendi radıyallahu anh ve İmam-ı Rabbani radıyallahu anh gibi zatlar bu zamanda olsa idiler. Bütün himmetlerini hakaiki imaniyenin ve akaidi İslamiyenin takviyesine sarf edeceklerdi. Bütün gayretleri, himmetleri iman hakikatlerinin ve İslami akidenin takviyesi için. Akli, mantıki, kalbi, Kur'ani bir şekilde İslam tevhidinin, İslam İman esaslarının, akidelerinin kalplerde, zihinlerde nakşedilmesi için uğraşacaklardı. Çünkü saadet-i ebediyenin medarı onlardır. İman hakikatleri tevhidde tahkiki imandır. Ebedi saadetin vesilesi, medarı bunlardır. Onlarda kusur edilse şekaveti ebediyeye sebebiyet verirler. Ebedi bedbahtlığa, şekavete sebebiyet verirler. İmansız cennete gidemez. Yani bir insan imansızsa cennete gidemez. Fakat tasavvufsuz cennete giden pek çoktur. Ekmeksiz insan yaşayamaz fakat meyvesiz yaşayabilir. Benzetme olarak yani tasavvuf meyvedir. Hakaik-i İslamiye gıdadır. Buradan hareketle Üstad Hazretleri bu zamanda bütün dünyada ülkemizi de sarsan bir şey, Cumhuriyet'in ilk dönemleri bilhassa birilerine söz verilmiş 30 sene içerisinde İslamiyet'ten çıkacak nesiller plan program ona göre iken efendim yapılacak bütün mesele bu. Kur'an makuliyetinde, Kur'an akliliğinde, Kur'an bugün bu dinsizliğe, inkara karşı ne diyor? Bu hakikatleri bulup çıkarmak, ortaya koymak, bu hazineleri herkesin gözünün önünde sergilemek. Üstadın yaptığı bu. Şimdi eğer Abdülkadir Geylani de olsa, İmam-ı Rabbani de olsa, Nakşibendi Hazretleri de olsa, bütün himmet ve gayretlerini buna, bu işe sarf ederler diyor. Eskiden 40 günden tut da 40 seneye kadar bir seyri sülük ile bazı hakaiki imaniye ancak çıkılabilirdi. Yani keşif, keramet yoluyla, riyazatla, zikirle, fikirle, tefekkürle, efendim, gözle görülür hale gelecek bir seviyeye yükselebilirdi insanlar. Şimdi ise Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle 40 dakikada o hakaika, o Kur'an hakikatlerine, iman, İslam hakikatlerine çıkılacak bir yol bulunsa, o yola karşı lakayt kalmak elbette kâr-ı akıl değil. Akıllının yapacağı bir iş değil. Hemen o yolun içine girer.
Yani 40 dakikada hakikaten bir tabiat risalesiyle pek çok inkar fikirlerinin alt üst olduğunu, izale edildiğini, giderildiğini, def edildiğini görüyoruz yani. Bunların şahitleri çok. Arkadaşlarımızdan var. Evet, biz bir cumamız vardı, futbol oynardık, şeydik diyor arkadaşımız. Aileden gelme bir şeyimiz vardı. Ege Üniversitesi'ne geldik. Efendim bir de hiç hazırlığımız yok. Bir şey okumamışız, taklidi bir imanımız var. Ama öbür tarafta yetiştirilmiş gençler var. İnkar, ilim kisvesinde fenni bir hakikat gibi takdim ediliyor. İflamı kestiler dedi yani. Bittim. O zaman konuştular, kalktılar, gittiler. Dünya yıkıldı, intiharı düşündü. Yani o bir cuma var ya, o kadarcık bile olsa bir Allah imanı var ya, ne müthiş bir şeymiş bizi ayakta tutan. Öyleyse böyle bir şey yoksa yaşamanın manası, intihar edeyim diye düşündüm diyor. Meğer Risale-i Nur talebelerinden, hizmetten bir kardeşimiz, Allah razı olsun. Şimdi Türkiye'den sürülenlerden o da. O da dinliyormuş. Geldi, benim durumumu gördü, perişan edip. Kardeşim bunların cevabı var. Çıkardı cebinden bir tabiat risalesi. Bir okudu. Efendim sadece zaten ezane misali yetiyor yani. İmanım yerine oturdu diyor. Daha sonra bizim profesör var diyor. O da evrim mevrim konuşuyor ediyor. Hoca efendinin diyor vaazlarını, sohbetlerini altın nesil olsun diğer evrim konularında götürdüm. Adam birden değişti diyor. Bana bir fotoğraf gösterdi diyor. Boynunda bir Kur'an bir şey asmış. Kur'an kursuna giderken ki resmen demiş ben hafızım demiş adam. Ama bir geldik cevap veremedik. Bu işin içine gittik battık. İnkarın içinde kaldık. Ama ne kadar güzel akli mantıki ispat etti hoca efendi. O evrim teorilerine karşılık bir konferansı var. Çok değerli toplu sonra kitap haline geldi. Yani. Bak demiş, ben de hafızdım zamanında ama ne hale geldim görüyorsun. Ama şimdi oturdu yerine demiş. Yani. Onun için bunlara ihtiyaç var. Bu hakikatler 40 dakikada iman gerçeğini, hakikatini küfrü bütün düşünceleri silip süpürecek şekilde insanın kalbinde, vicdanında, ruhunda nakşedecek güçte yani. Evet, şimdi ise diyor eskiden o zaman böyle fen ilim kılığında bir inkar yoktu ortada. Herkes iman ediyordu. Böyle şeylere de gerek yoktu belki. Eskiden 40 günden tutta 40 seneye kadar bir seyri sülük ile bazı hakaiki imani ancak çıkılabilirdi. Keşif kerametlerle ya yani diyelim. Şimdi ise Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle 40 dakikada o hakaika çıkılacak bir yol bulunsa o yola karşı lakayt kalmak elbette kârı akıl değil. İşte 33 adet sözler. O zaman bu Barla'da yazıldı. 33 adet sözler. Böyle yani mektubattan alınmış bu. Sözlerden sonra mektubat, sonra lemalar yazılmıştır. İşte 33 adet sözler böyle Kur'ani bir yolu açtığını dikkatle okuyanlar hükmediyorlar. Evet, eline alıyor tesbihi. Üstad Hazretleri. Bak diyor. 99'luk. Buradan başlarsın, zikir, ta buraya gelirsin. Bu bir yol. Ama Kur'an'la bize gösterilen yol şu, şuradan şuraya geçiyoruz diyor. Şuradan şuraya. Yani 99'u saymamıza gerek kalmıyor.
Bu Kur'an'ı bir yol, bu sahabe yolu. Kur'an akliliği, Kur'an makuliyetinde. Kur'an bize bugün ne diyor? Bu asrın derdinin dermanı nedir? İşte bu keşif esas. Artık günümüzde 40 sene bir tarafa çekileyim. Şey yapayım, evet yapmak isteyen yapabilir. Güzel de bir şey yani. İnsan ahlaken efendim bir tasfiyeden geçer eder. Ama bu kestirme bir yol. 40 sene değil, 40 dakikada. Hatta bir başka mesele münasebetiyle diyor ki nasıl ki bugün Arefe bayram gecesi, işte bir iki gün önce de Kadir gecesi geçmişti. Bizim normal bir sene sonra oraya gelmemiz lazım. Ama maddeyle, zamanla, mekanla bağlı olmayan ruh yukarı çıkınca yarın bayramla beraber, yarın gece efendim Kadir gecesinde beraber yaşarsın diyor. Böyle bir yol ihsan edildi. Evet. Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle, çünkü bu hizmet Rahim ve Hakim isminin mazharıdır. Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle 40 dakikada o hakaike çıkılacak bir yol bulunsa, o yola karşı lakayt kalmak elbette kâr-ı akıl değil. İşte 33 adet sözler böyle Kur'ani bir yolu açtığını dikkatle okuyanlar hükmediyorlar. Madem hakikat budur. Esrar-ı Kur'ani'ye ait sözler, Kur'an'ın sırlarını, hikmetlerini anlatan sözler kitabı, yani Risale'leri kastediyor burada. Şu zamanın yaralarına en münasip bir ilaç. Yaralarına, felsefeden, fenden, şüphelerden, tereddütlerden ileri gelen yaralarına bir ilaç, bir merhem ve zulümatın tehacümatına, saldırılarına maruz heyeti İslamiye'ye en nafi, faydalı bir nur ve dalalet vadilerinde sapıklığın zulümat çok, nur tek. Dalalet vadilerinde hayrete düşenler, şaşkınlığa düşenler için en doğru bir rehber olduğu itikadındayım. Bu Risale-i Nurlar başta sözler diyor mektubattan alınmış. Yine mektubattan alınmış bir parça. Aciz ve tevekkülle, fakr ve iltica ile nur kapısı açılır, zulmetler dağılır. Yani hizmet-i imaniye-i Kur'aniye'nin yolu bu. Aciz, fakr. Aciz ve tevekkülle, fakr ve iltica ile nur kapısı açılır. Yani Allah'a karşı acizliğimizi ne kadar derin hissedersek, ona tevekkülle ne kadar bağlanırsak, fakirliğimizi, muhtaçlığımızı idrak ile ona sığınırsak, nur kapısı açılır, zulmetler dağılır. Ayrı bir cümle, Sikitas-ı Gaybi'den, Şeriat-ı Garra-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam'ın hakaikine, yani Efendimizin getirdiği İslami esaslara, prensiplere, hakikatlara, ruhuna nüfuz etmenin, muhakkakların en kısa, en hatarsız, tehlikesiz, en zevkli yolu, tariki Risale-i Nur'a intisapladır. Sikitas-ı Gaybiye'den alınmış bu da yani. Şimdi, evet gayba iman, şuhudi imandan bazen üstün olabiliyor. Neden? Siz Kur'an'la, hadisle tespit edilmiş esasları tam kabul edince tamam. Ama bilhassa rehbersiz bir takım müşahedeler, kontrolsüz bir takım şeyler yanlışa da götürebilir. Yani insanın eğer bir mürşidi kamilin kontrolünde değilsek, evet, riyazatla, zikirle, fikirle şey açılır.
maneviyat kapısı açılır ama oradan kim girer? O belli değil yani. Melek de gelir, şeytan da gelir. Bir mürşidi kamil bilir. Evladım ne rüya gördün, ne yaptın? Böyle kontrolla gider. Ama sahabe yolu olan Kur'an'ın kesin prensipleriyle, hadis-i şerifin kesin prensipleriyle meseleler Risale-i Nur'da olduğu gibi ortaya konduğunda böyle bir tehlike yok yani. Şeytanın da başkasının da geleceği bir yer değil onlar yani. Çünkü hem akla hem kalbe hitap ediyor. Bu memlekette, bu asırda, gene bu tasdik gaybiden, sikki tasdik gaybiden alınmış, bu memlekette, bu asırda bu milleti anarşiden, anarşinin tereddi ve tedenni mutlaktan yani kurtaracak yegane çare Risale-i Nur'un esasasıdır. Şimdi iman hakikatlerine tereddüt, şüphe düşürdükleri zaman insanların dayanacakları bir dayanak kalmayınca, Allah inancı yerle bir edilince artık terörü, anarşiyi, her şeyi bekleyen. Bundan kurtulmanın yolu Kur'an'ın bu asra, gelecek asırlara bakan hakikatlarıdır ki bunları ifade eden Risale-i Nur'lardır. Hem Risale-i Nur en evvel tercümanının nefsini iknaa çalışır, sonra başkalarına bakar. Yani önce onun tercümanı kim? Üstad başta yani. Önce onu ikna eder, sonra başkalarına bakar. Şimdi öyle bir sarsıntı oldu ki, ilim fen kıyafetinde, görüntüsündeki evrim gibi başka mevzulardaki inkar ve küfür karşısında ulemanın çoğu sendeledi yani. Önce kendilerini ikna edemediler. Ya tamam, bu bir teoridir. İspat edilmiş bir şey değil. İspat edilirse ona göre biz bir tevil, bu yolu buluruz. Böyle bir şey olamaz. Sen ikna olmamışsın onda. %100 böyle bir şey yok. Allah'ın izni olmadan bir atom zerresi hareket etmez. Bir ağaçtan yaprak yere düşmez. Kur'an hükmü değil mi bu? Nasıl kendiliğinden madde tekamül edecek, efendim kendi kendine bir istifaya tabi olacak ve evrimleşecek her şey. Allah'ın hiç iradesi yok sanki. Burada sen böyle tam kendinden emin değil, içine oturtamamışsın, insanları nasıl ikna edeceksin yani? Evet. Hem Risale-i Nur, en evvel tercümanının nefsini iknaa çalışır, sonra başkalara bakar. Elbette nefsi emmaresini tam ikna eden ve vesvesesini tamamen izale edip gideren bir ders gayet kuvvetli ve halistir ki bu zamanda cemaat şekline girmiş dehşetli bir şahs-ı manevi daralet karşısında. Bakın, bu bir şahs-ı manevi meselesi. Yani zannediyor musunuz sadece bir kişinin fikri, imanın cibilli düşmanlarının bir hareketi bu. Birbirini karşılıklı besleyerek gelmiş. Ortak akılla üzerine geliyorlar. Sivriltilmiş, tahrip gücü artırılmış anlayışlarla üzerinize geliyorlar. Bunun karşısında durabilir misiniz? Onun için elbette nefsi emmaresini tam ikna eden ve vesvesesini tamamen izale eden bir ders gayet kuvvetli ve halistir ki karşıda ne var? Bu zamanda cemaat şekline girmiş dehşetli bir şahsı manevi dalalet. Dalalet şahsı manevisi, cemaati anlayışı yani imanı bombardımana tutan bir anlayış karşısında tek başıyla galibane mukabele eder. Etmesinin sebebi bu. Bir, Kur'an'a dayanıyor. İki, nefsi ikna edilmiş. Tam inanmış yani. Onun için de
Mürşitler için üstadımızın başka bir sözü var. Mürşidi kamil koyun olur, kuş olmaz diyor. Neden diyor? Koyun kuzusuna hazmolmuş süt verir. Ama kuş yavrusuna kusmuk verir. Sen hazmetmemişsen o bilgiyi kusmuk olarak verirsin insanlara. O kusmuk da kusturur ya. Risale-i Nur'daki hakikatler hazmolmuş süttür. Evet. Önce nefsi emmaresini tam ikna eden ve vesvesesini tamamen izale eden bir ders elbette gayet kuvvetli ve halistir. Ki karşısında ne var? Bu zamanda cemaat şekline girmiş dehşetli bir şahs-ı manevi dalalet karşısında tek başıyla galibane mukabele eder. Öyle değil mi? Kim vardı Barla'da yazılmaya başlandığında yanında? Bir ilim heyeti mi var yani? Tek başına işte. Avam, halk insanlarla başlıyor. Her şey aleyhine. Hadi bakalım Eskişehir'de idamla yargılan. Hadi oradan al, sür. Yanında kimse bırakma. Kastamonu tek başına. Orada yeniden bir cemaat oluşacak. 7,5 sene neyse. Hadi oradan al, aman burada kökleşmesinler diye. Denizli'de gene idamla yargıla. Oradan beraat etsin, al oradan efendim Emir Dağı'na götür. Kimseler oluşmasın. Kapsına polislik, jandarmatik, kimse gelmesin, gitmesin. Bu şartlar altında tek başına küfrün bir cemaat ortak akılla ortaya koyduğu dalalet fikirlerini izale edecek, hakikatları ortaya koyacak bir mücadele şekli bu. Arkasında Allah var, Kur'an var, Kur'an hakikatları var. Onun için bir şeyi yapamadılar. Günümüze kadar geldi yani. İnsanlığın hizmetinde bugün yani. Hem Risale-i Nur, sair ulemanın eserleri gibi yalnız aklın ayağı ve nazarıyla ders vermiyor. Aklın ayağıyla ve nazarıyla ders vermiyor. Sadece akıl meselesi değil. Yani kelam alimlerinin dediği gibi imkan hudus meseleleriyle. Ve evliya misilli yalnız kalbin keşif ve zevkiyle hareket etmiyor. Ne yapıyor? Belki aklın ve kalbin ittihat ve imtizacıyla. Akıl ve kalp birleşiyor. Risale-i Nur'daki Kur'an hakikatleri hem kalbi tatmin ediyor, hem aklı ikna ediyor, ikisini evlendiriyor bir nevi. Akıl ve kalbin ittihat ve imtizacı ile imtizac ediyor. Bileşkeni oluyor bir nevi. Ahenk içinde ikisi de. Ruh vesair letaifin bir de o var. Yani tasavvuf yoluyla kazanılan şeyler de var elbette. Risale-i Nur'da da var o yani. Ruh, kalp, sır, hafi, ahva neler varsa bir de onların teavünü ayağıyla onları da besliyor. Kur'an hakikatları, bu Risale-i Nur'lar. Evet, belki aklın ve kalbin ittihat ve imtizacı, ruh vesair letaifin teavünü yardımlaşması ayağıyla hareket ederek evci alaya uçar, zirveye uçar. Taarruz eden felsefenin, dinsiz felsefenin, felsefe tamamen dinsiz değil, dinsiz olanı yani, inkarcı olanı, materyalist olanına karşı bu taarruz eden felsefenin değil ayağı belki gözü yetişemediği yerlere çıkar Kur'an hakikatları. Zirveye, şaikaya çıkar. Hakaiki imaniyeyi, iman hakikatlarını kör gözüne de gösterir felsefenin ya. Şimdi böyle muazzam bir eser var elimizde. Hakikatlar var elimizde. Öylece de yerinde durmadı. Üstad Hazretlerinden sonra da yeni bir hareketle büyüğümüzün, Hoca Efendimizin onu hayata geçirmesiyle, dünyaya yaymasıyla yepyeni bir şekil aldı yani. Bütün ayrı ayrı anlayışta inkarcı, ehli kitap olan olmayan herkesle oturup gayet aklı, kalbi ikna edecek şekilde herkese takdim edilecek biçimde geliştirilmiş bir halde şu anda hizmet yani.
O durumdayız. O seviyedeyiz elhamdülillah yani. Biz Risale-i Nur şakirtleri ise, bu da başka bir bölüm. Bunlar parça parça alınan şeyler. Kastamonu layıkasından alınma. Vazifemiz hizmettir. Vazife-i ilahiye karışmamak ve hizmetimizi onun vazifesine bina etmekle bir nevi tecrübe yapmamak. Bizim işimiz bu. Bizim vazifemiz ayrı, Allah'ın işi ayrı. Tabi müşakele olarak Allah'ın vazifesi, Allah'ın hiçbir mecburiyeti yok. Bu kelimeler bakımından bir müşakele olsun. Yani anlayalım diye yani. Biz vazifemiz ne ona bakacağız. Allah'ın işine, vazifesine karışmayacağız. Haşa. Yani. Vazife-i ilahiye karışmamak ve hizmetimizi onun vazifesine bina etmekle bir nevi tecrübe yapmamak olmakla beraber. Yani. Ben vazifeme bakarım. Hani meşhur Harzemşah savaşa gidiyor. Allah seni muvaffak edecek. Allah seni muzaffer edecek. Ya bizim vazifemiz muzafferiyet, zafer değil. Bizim vazifemiz sefer. Sefere çıkmak Allah için. Allah ister zafer verir, ister onu bilmiyoruz ya. Allah'a karşı bizi niye onları muzaffer etmedin gibi bir terbiyesizlik de yok. Vazifen bu. Allah takdir etmiş. Onda da bir hayır vardır. Şerri de hayrı da yaratan Allah değil mi? Mağlubiyetle, muzafferiyetle. Orada ayrı bir sırrı, hikmeti olabilir. Nitekim sahabelerle ilgili sorulan sorularda böyle cevap veriyor usta. Yani diyor eğer hani Bedir'de, Uhud'da daha başka şeylerde hep mağlup olsaydı onlar. Daha sonra İslamiyet'e büyük hizmet eden büyük sahabeler derecesine çıkacak insanlar var onların arasında yani. Çok onurlu insanlar hep mağlup korkusundan Müslüman oldu. Dedirtmemek için sonra elbette ki bu hakikatler aklına yatışacak. Sıradan insanlar değil onlar yani dahi insanlar. Kur'an hakikatleri o gün bir gerginlik var. Babalarından, kendilerinden bir şey var. Hakikati göremiyorlar, düşünemiyorlar çünkü. O gerginlik bitince efendim düşünecek, taşınacak. Kendi aklıyla savaşsız gelip teslim olacak. Şimdi bunun için mağlup etmiyor onları Cenab-ı Hak. Tamamen. Yani şey yapıp ileride hizmet edecek insanlar. Onun için biz bilmiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın hikmeti nedir? Mağlubiyetin de kendine göre ayrı bir sırrı, hikmeti vardır. Ahsene külle şeyini halaka. Mağlubiyeti de yaratan, zaferi de yaratan, galibiyeti Allah-u Teala. Her yarattığında da bir hüsn ciheti, bir güzellik ciheti var. Bırak. İşimize bakalım. Cenab-ı Hakk'ı tecrübeye kalkışmayalım bir nevi. Hesap sormaya, hele hele terbiyesizliğe hiç kalkışmayalım. Onun için kemiyete değil, keyfiyete bakmak, yani sayı çokluğu değil yani. Kalite nedir, keyfiyet nedir ona bakmak, hem çoktan beri sukutu ahlaka ve hayatı dünyeviyi her cihetle hayat-ı uhreviye tercih etmeye sevk ettiren dehşetli esbab altında Risale-i Nur'un şimdiye kadar fütühatı, ve zındıkların ve dalaletlerin savletlerini kırması ve yüz binler biçarelerin imanlarını kurtarması ve her biri yüze ve bine mukabil yüzer ve binler hakiki müminler talebeleri yetiştirmesi muhbir-i sadıkın ihbarını aynen tasdik etmiş ve vukuatıyla ispat etmiş ve inşallah daha edecek ve öyle kökleşmiş ki inşallah hiçbir kuvvet Anadolu'nun sinesinden onu çıkaramaz.